Şimdi bu API'yi geliştirmenin son adımına geldik. Şöyle main kısmını açıyorum. Hops. Bu öncekinden kalmış. Bu şekilde olmayacak. Halbuki silmiştik. Evet. Şu şekilde genel yapıyı oluşturmadan önce importlarımı yapıyorum. Importlarda log kullanacağım. Net HTTP package'ini kullanacağım burada. Ondan sonra başka neyimiz var? Gorilla toolkit'i kullanacağım. O da neydi? github.com Gorilla Max. Bu da tamam. Bir de handler'ları kullanacağız burada. Handler'lar nasıl geliyordu? Şu şekilde. Handlers. Handlers. Böyle diyebiliriz. Şimdi uygulamayı yapmaya başlayalım burada. Tabii burada CMD içerisinde olduğu için iki tane nokta koymam lazım. Oraya erişebilmek için. Sonra log print ln diyerek server starting diyorum burada. Server'ın başladığını belirteyim. Hatta şurada da server ending. Ending olsun mesela. Hop. Şöyle. Sonra bir router oluşturacağım. Router'ı max üzerinden oluşturacağım ben burada. Max, Gorilla Max yani. New router diyorum. Bu açıdan router işlemleri için Gorilla Max epey faydalı, işlevsel diyebilirim. Kullanmanızı tavsiye ederim. Handle func. Şurada genel bir API paterni oluşturuyorum. URL paterni. Products. Çünkü bunu kullanacağım. Şöyle 5 tane alt alta yapıştırayım. Genel olarak bu şekilde olacak. Get products handler diyorum. Şöyle kaydettiğimde sorun var mı? Net HTTP patladı. Onu sonra kullanacağım. Sorun değil. Get products handler. Tamam, burada sorun yok gibi. Handler üzerinden erişebiliyoruz. Nokta dediğimde bunun hangi metot ile çalışacağını söyleyebilirim. Şu şekilde metot. Buna sadece parametre olarak get veriyorum. Diyorum ki bu get olarak çalışacak. Sonra burada başka ne yaparız? İkincisini biz şöyle kullanacağız. Bir filtre amacıyla. Bu da ID alacak. Ve get product handler get diyorum. Bu da tamam. Temel olarak. İkisi de get bunların. Şimdi bu post olacak mesela. Burada ne yapacağız? Bu post işlemi post product handler olacak. Post product handler diyorum. Method post işlemi yapacağını söylüyorum. Bu da gene şuradaki gibi güncelleme ve silme işlemlerinde de API'ler ID alır bu şekilde. Put product handler methods put diyorum. Bu da tamam. Son olarak da şunu alayım komple. Şuraya delete yazıyorum. Delete dedim. Temel olarak bu da hazır. Şöyle kaydettim. Şimdi burada server oluşturmam gerekiyor. Server'ı farklı bir yöntemle oluşturacağım bu sefer. Diyorum ki HTTP nesnesi üzerinden bunun server nesnesini al. Bunun içerisinde ADDR dediğimiz alan var, bu adres. Bu porta denk geliyor. 8080. Bir de handler field'ı var. Ona da arı ver. Yukarıdaki router'ı ver. Router'ı verdim. Virgülü unutmuyorum. Son olarak da şurada server.listen and serve var. Bunu da
yazdıktan sonra kaydettim. Herhangi bir sıkıntı var mı? Şurası var mesela. Bunların baş harfleri küçük olmuş. Böyle olmaz. Şimdi tamam. Şu an sıkıntı yok. Tabii HTTP package'i ekli değil burada. Yani teknik olarak sıkıntı var. Ama uyarı vermiyor. Evet. Şu an tamamdır. Sonunda anlayabildi editör. Şimdi genel yapı hazır. Bunu çalıştıracağım. Ama çalıştırma ve test işlemlerini şöyle burada yapalım hatta. Şöyle çalıştırıyorum hemen terminal üzerinden. Go run mingo diyelim. Sıkıntı, hata olmasa şaşardık. Şurada fazlalık var mesela. İlk seferde çalışıyorsa sıkıntı vardır zaten. Çalıştırdım. Erişime izin verdik. Şimdi Postman'e geçeceğim. Postman'de 8080 portu üzerinden çalışacağız. Burada. Ekle, güncelle vesaire gibi işlemler yapacağız. Geliyorum. Şöyle Postman'i açtım. Bunu zaten başlangıçta test ettik ya. Yani. Üzerinde çok fazla durmayacağım. Sadece çalışıyor olduğunu görelim. Yeterli. Başlangıçta açtığım zaman içerisinde hiçbir şey yok. Şurada post yapıyorum. Post olarak da mesela bunu göndereyim. RAW olarak gönderildi. X değil de ne olsun? 9 mu? Çok da bilmiyorum. 9 olsun. iPhone 9 mesela. Onu da gönderiyorum. 2 olarak eklendi. 9. Sonra bunları get ile products diyerek ikisini de çektim. Sonra mesela birinciyi sileceğim ben buradan. Şurada delete işlemini kullanıyorum. Şurada ok diyor bakın. Herhangi bir sıkıntı yok demek bu. Ve son olarak get işlemini tekrar yenileyelim ve silmenin başarılı olduğunu görelim. Bu şekilde. Temel olarak bir işlem daha var. Onu da bir trik olarak göstereceğim size. Şöyle. Bakın şu ana kadar her şey okey. Geliyorum. Şu şekilde yaptığımda. Bakın bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Şunun sonuna bu şekilde bir slash koyuyorum. Çalıştırdığımda. Page not found. Bu apilerle ilgili URL sıkıntılarından bir tanesidir. Bu şekilde sonuna slash koymamanız gerekiyor. Koyarsanız onun için özel bir ayar yapmanız lazım. Bu genel bir durum. Mesela şu an tekrar çalıştırayım. Products dediğimizde çalışıyor ama sonuna bu şekilde koyarsanız çalışmaz. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl çalıştırabiliriz? Şurada New Router'ın sonuna strict slash diye bir function var. Bunu şöyle true yaparak tekrar kapatıp bunu yeniden oluşturup denemem gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda yani strict slash'ı kullandığımızda tabii true ya da false verebiliyoruz orada. Kullandığımızda o son slash'ı koyabiliriz. Şöyle geliyorum. Tabii bunu hatta şöyle yapayım. Bakın null olarak geldi. Şimdi bunu post yapıyorum. Şöyle. Gelen al. Çünkü bir şey gelmedi. Şimdi çalıştırıyorum. Bu sefer çalıştı. Şimdi get yapıyorum. Aynısını. Şu şekilde sondaki kısmı değiştirdiğimizde çalışıyor. Şöyle tekrar baktığımızda bununla çalışıyor mu? Bununla da çalışıyor bakın. Şimdi şunu kapatıyorum. Mesela bunu false yapıyorum. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Ops orada değil, şurada. Go run main go
Bunu false yaptığımızda ne olacak? Erişim izin verdim gene. Sonra API'ye geliyorum. API'de post işlemi yapacağım yine veri testi için. Şu an çalış. Evet, çalıştı. Bakın bu şekilde çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Gene 404 patient found hatası veriyor. Bu şekilde yaptığım zaman gene çalışıyor. Yani false yaparsanız o sonuna slash koyamazsınız. True yaparsanız sonuna slash koyarak da çalıştırabilirsiniz gibi düşünebiliriz.